Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma bat. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve ashabına olsun inşallah. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. İnşallah yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili Müslümanlar, üniversite son sınıfta okuyup son sınavını çalışmak için bütün gecesini veren bir öğrenciyi düşünelim. Bütün gecesi sabahın erken saatinde girecek olan sınava harcayan, bütün hayallerini sadece bir sınava bağlayan üniversiteli bir gençten bahsedelim. Öyle çalışıyor ki sabahleyin gireceği sınava biraz daha dinç kalabilmek adına bir saatlik uykuyu tercih ediyor. Telefonunu, zihnini, kalbini, annesini bir saat sonra uyandırmak için ayarlıyor. Bir saat sonra önce telefon çalıyor, sonra yüreği, sonra zihni, bakıyor ki derin uykudan uyanmayan evlada şahit olan anne yanına sağdan yaklaşıyor ve ona şu sözleri fısıldıyor: "Hadi yavrum, o çok çalıştığın sınavdan yüksek not almak için uykudan uyan." Ama genç öyle derin bir uykunun içerisine dalmıştır ki annesinin merhamet yüklü sözlerini asla işitemez. Sonra soldan yaklaşır. Evladına bu sefer biraz daha ikaz etmek, ihtar etmek, tedip etmek adına ses tonunu yükseltir. "Hadi evladım, eğer bu sınavı kazanamazsan, bu sınav için uykundan uyanamazsan bir yılın hem senin için hem de benim için külfet olacaktır. Ancak gelin görün ki derin uykuya dalmış olan genç bu nasihatle de asla kalkamaz." Siz bu örneği sabahleyin çok önemli bir iş başvurusu yapmak isteyen bir kimse için de düşünün. Bu ister sizin kızınız olsun, İster oğlunuz olsun, hiç fark etmez. Çok önemsediği, yeteneklerini ortaya çıkaracağına inandığı, kalbur üstü bir maaşı alacağı, kendisine bir odanın tahsis edileceği bir işin başvurusunu yapan bir genci yine düşünün. Bütün gecesini malayağını ile geçirip, beyhude işlerle uğraşıp, yatağın içerisinde derin bir uykuya dalan genci düşünün. Onun o vakasını çok iyi bilen bir dostu önce sağdan yaklaşır. Eğer kalkıp iş başvurusuna giderse elde edeceklerinden bahseder. Sonra soldan yaklaşıp eğer kalkamazsa elinden uçacak olan nimetlerden haberdar verir. Ancak ilk örnekte verdiğimiz genç gibi bu kişi de derin uykusundan asla kalkamaz. Şimdi size soruyorum aziz dostum. Bu senin çocuğun olsun. Senin oğlun olsun. Senin kızın olsun, en yakının olsun, en sevdiğin dostun olsun. Allah rızası için susma. Ne olur bana cevap ver. Onu o yataktan kaldırmak için hangi yola başvurursun? Eğer ona merhamet besliyorsan, onu önemsiyorsan ne olur şimdi söyle, susma. Onu tatlı sözlerle, acı sözlerle ikaz etmez, tabir yerindeyse yatağında çok şiddetli sallarsın. Öyle bir sallarsın ki, onu öyle bir hale getirirsin ki,
uyandığında sana vuracağı bir tokadı, silleyi hesaba katarak yerinden kaldırırsın. Elinden tutar sürüklersin, paçasından tutar kapının önüne koyarsın. Neden? Çünkü elde edeceği bir menfaat uğruna derin uykusundan önce uyanması gerekir. Ne olur büyüklerim, güzel kardeşlerim, özellikle gençler, Allah'ı sevenler, Allah rızası için gözyaşlarını dökenler, salih amelin birinden çıkıp diğerine koşanlar, ne olur şu bütün insanlık alemine bir göz atın. İnsanlık aleminden çıkın, İslam alemine doğru şöyle bir yol alın. Oradan çıkın, içinde yaşadığımız topraklara gelin. İçinde yaşadığımız topraklardan yaşadığınız ile oradan mahallenize, sokağınıza ve evinizin içine girin. Neyle karşılaşacaksınız biliyor musunuz? Derin uykuya dalmış bir ümmetle karşı karşıya kalacaksınız. Yaratılış gayesinden uzak, ölüme doğru yürüyen ama nasıl bir hesap vereceğinin şuurunda olmayan etrafınızda insanlarla karşılaşacaksınız. Halbuki yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gönderilmişti, dünyanın kulu ve kölesi haline gelmiş bir takım insanlarla karşılaşacaksın. Halbuki alemlerin Rabbi olan Allah'a kullukla şereflenmek için yaratılan insanların hevalarının, heveslerinin, şeytanların ve dostlarının birer kölesi haline geldiğine şahit olacaksın. Peki şimdi sana soruyorum aziz dostum. Ümmet derin bir uykunun içerisindeyken, yaratılış gayesinden uzak, beyhude amaçlar uğrunda hedeflerinden şaşmış, şeytanın ve dostlarının öğretilerine göre hareket eden, Allah'ın kitabından, Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetinden karış karış uzaklaşmış İslam ümmetini, uyan İslam ümmetini uyandırmak için ne yapacağız? Sağdan yaklaşıp nasihat mı edeceğiz? Soldan yaklaşıp ikaz mı edeceğiz? İşte insanlık, özellikle İslam alemi, Müslümanlar bu durumdayken uyananlar, altını çiziyorum, uyanık olanlar, hakikatlere karşı gözlerini açtığını söyleyenler iki gruba ayrılmışlardır kardeşler. Birileri bütün enerjilerini ve ruhlarını yitirenler, bu toplumdan asla adam olmaz deyip de İslam ümmetine küsenler. Yahu nasıl küsersiniz? Şu sokaklar, şu caddeler, şu arabalar, bindiğiniz toplu taşıma araçları, şirketlerinizde çalışanlar, fabrikanızdaki işçiler, mesai arkadaşlarınız, cehennem ateşine giderken eğer bizim beyinlerimiz dumura uğramıyorsa, bizim beyinlerimiz felç yaşamıyorsa, kalplerimiz kriz geçirmiyorsa, belden aşağımız tutmuyor ise, vallahi ruhumuzu kaybettiğimizin ifadesidir. Biz uyuyan canlı birer ölüleriz. İslam ümmeti derin bir uykunun içerisindeyken, bırakın insanlığı, Hristiyan alemini kastetmiyorum, Yahudi alemini kastetmiyorum, ateşe tapanlardan bahsetmiyorum, putperestlerden bahsetmiyorum. Sokağında adı Muhammed, ismi Abdullah, annesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine muhatap olmak için Allah en çok Abdullah ve Abdurrahman ismini seviyor diye oğluna Abdurrahmanlar koyanlar bugün çocuklarının hırsızlık yapmasından, gasp yapıp cinayetler işlemesinden, bonzai kullanmasından, uyuşturucu ve madde bağımlısı olmasından kalbi titremiyor ise, beyni dumura uğramıyor ise, eğer halen biz kalp krizi geçirmiyoruz isek, kızlarımız, ne olur abiler susmayın, dün onlara Meryem ismini iffetli olsunlar diye koydunuz, saliha olsunlar diye, bu sokaklarda örtüleriyle iffetli abide bir kadın olarak yürüsünler diye Meryem ismini koydunuz. Bakın hepsine, Fatımalara bakın, Ayşelere bakın, Zeyneplere bakın, iffet perdeleri her geçen gün birer birer yırtılırken içimizden bazıları ruhlarını yitirmiş aziz dostlar. Uyandığını söyleyenler, uyanık olduğunu iddia edenler, hakikatlere karşı gözleri açık olduğunu söyleyenler, etraflarında
her geçen gün yitirdiğimiz Müslümanlara şahit olmasına rağmen harekete geçmiyorsak vallahi bizim ruhlarımız ölmüş kardeşlerim. Birinci grup bunlardır. Bedenleri ölmüş. Sadece nefes alıyor. Felce uğramış. İkinci grupta kim biliyor musunuz aziz dostlar? Uyandığını iddia eden, hakikatlere karşı gözünün açık olduğunu iddia eden ikinci sınıf kim biliyor musunuz? Sohbetimin başında örnek verdiğim o gencin annesi gibi cılız seslerle evladına seslenen, İslam ümmetine seslenmeye çalışan davetçilerdir. Şu zıkkımlarla, WhatsApp durumlarıyla, Facebook sayfalarıyla, Twitter hesaplarıyla, bilgisayar üzerinden, klavye şövalyeliği yaparak, klavye üzerinden alimlik yaparak, klavye üzerinden davetçilik yaparak, halen canlı olduğunu ispatlamaya çalışan sen ve ben. İkinci sınıf biziz. İslam ümmetini dağıttığımız kitapçıklarla, uyuyan derin bir uykuya dalmış kocaman bir devi, sadece 70 sayfalık bir kitapla ayağa kaldıracağına inanan sen ve ben. İkinci sınıfı bizler oluşturuyoruz kardeşlerim. Aynı o anne gibi. Sağından, solundan, önünden, arkasından çocuğuna seslenen, hadi oğlum kalk, hadi yapman lazım, gitmen lazım, bak elde edemezsen başaramazsın. Vallahi biz o ikinci sınıfız. Astığımız afişlerle uyuyan bir devi uyandırmaya çalışıyoruz. İslam alemi uyuyan bir dev kardeşler. Ölmedi elhamdülillah. Yok olmadı elhamdülillah. Ölüm emarelerini asla üzerinde taşımıyor elhamdülillah. Geçici bir süreliğine uyutuldu. Uyandırılmayı beklemekte. Ama biz o anne cılızlığıyla hareket ettiğimiz müddetçe o devi kaldırmak asla bizim işimiz olmayacak kardeşler. Biz ona muktedir olamayacağız. O zaman biz üçüncü sınıf olmak için mücadele edeceğiz. Yakaları silkeceğiz arkadaşlar. Kalpleri titreteceğiz. Beyinlere bir şimşek gibi çakacağız. Bunu yaparken de ne olur beni yanlış anlamayın. Böyle piknik organizasyonları yaparak sadece. Dev katılımlı organizasyonlar kullanarak asla bunlar olmayacak. Ev ev gireceğiz. Sokak sokak gireceğiz. İş yerlerine gireceğiz. İnsanların ayaklarına gideceğiz. Bir bir anlatacağız. Tıpkı peygamberler gibi insanları uyaracağız. Kabul edenler neyi kabul ettiğini, reddedenler de neyi reddettiğini bilecek şekilde davet yapacağız. Hani nerede? En iyi davetçiler şu an evinin içerisinde. İnsanlar gelirse hakikatleri ishar edeceğini söylemekte. Nerede medrese okuyan gençler? Hani ilim aşıkları? Neredesiniz sokaklarda, ben sizi göremiyorum. Nerede Allah'ı seven abidler? Nerede salihler? Nerede bu ümmetin yangınını söndürmek için ben buradayım diyenler? Sokaklarda yokuz. Asla da olamıyoruz. Tıpkı bir annenin evladını, hadi oğlum kalkman lazım, kalkamasan sınavından kalacaksın, ikazının ötesine asla çıkamıyoruz. Bunu yapmanın tek bir yolu var, üçüncü bir grubu oluşturmaktır. Birebir insanlarla uğraşacağız aziz dostlar. Yahu bir kişiyle bir ümmet mi dirilir? Vallahi dirilir. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yapacağız. Mekke'de Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kazanıp Allah-u Teala'nın Ebu Bekir'in üzerinden Abdurrahman bin Af'ı, Talha bin Ubeydullah'ı, Osman bin Affan'ı, hepsinden Allah razı olsun. Nasıl Allah Peygamber aleyhisselamın önüne getirdiyse aynen öyle yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bir musabı kazandı. Allah Medine'yi Resulullah'ın ayağına getirdi. Bir kişiyle yaptı bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bir kişiyi kazandı. Onların, yüzlerin, binlerin, on binlerin, yüz binlerin kapısı açıldı. Ben bu kürsüden çok konuştuğum bir kişi vardır. Cadullah el-Kur'ani. Bir kişi. Karşısında ona nasihat edecek bir kişi var. Bakkal bir adam. Çikolata satan bir adam. Süt satan bir adam. Etrafındaki insanların midesini doyurmakla geçimini sağlayan bir adam. Bir kişinin hidayetine vesile oldu. Yahudi asıllı Cad isminde bir gencin hidayetine vesile oldu. Hem de nasıl biliyor musunuz aziz dostlar? Cad denilen genç
ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için önce markete geliyordu. Sonra çıkarken bir çikolatayı poşetinin içine koyup evine gidiyordu. Bakkal Müslüman bunu görüyordu ha. Aradan günler geçti, haftalar geçti, aylar geçti. Cadın dükkandan çikolata almadan çıkıp alışveriş yaptığını görünce o muhterem adam, o salih adam, dert edinmiş adam, hedefine kilitlenmiş adam, hedefini 12'den vurmanın tam fırsatını yakalayan adam, ey Cad dedi, çikolatanı almadın dedi. Allahu Ekber. Gördün mü peki dedi. Peki dedi, beni bundan sonra polise şikayet edecek misin? Dikkat edin, ikinci hamle geldi, asla dedi. Eğer dedi benden ders almaya gelirsen, benim nasihatımı dinlemek için benim yanıma gelirsen dedi, seni asla şikayet etmeyeceğim dedi. Nasıl fırsatı değerlendirdi elhamdülillah. Genç her gün geldi kardeşler. Her gün Yahudi asıllı bir genç, Yakup aleyhisselam ile Allah'ı güreştiren bir topluluğun içinde yetişmiş Yahudi bir gence duyulan merhamete bakıyor. Dedi her gün geleceksin. Her gün ona nasihat etti. Her gün onun beynindeki örümcekleri giderdi. Kalbindeki pası cilaladı. Her gün yaptı bunu. Asla vazgeçmedi. Bir kişidir demedi. Ve bakın dikkat edin. Öldüğü gecenin sabahında cad dirildi elhamdülillah. Allah ona hidayet verdi. Ölü kalbi Allah diriltti. Bakkal bedenen öldü ama Allah cadı manen diriltti elhamdülillah. Ne oldu biliyor musunuz kardeşler? Tam 5000 tane Fransa'da yaşayan insanın hidayetine vesile oldu. 5000 kişi birden 5000'e ulaştırdı Allah daveti. Allahu Ekber. Sonra evine gitti o genç. Kendisine bir hediye kabilinden, hatıra kabilinden Kur'an-ı Kerim bırakan o bakkal Müslümanın bıraktığı emanete gitti. Şunu onu biraz daha değişik gözlerle inceledi. Allah onun fehmini açtı önce. Kalbini açtı, zihnini açtı. Ya bir baktı ki o deri kabın üzerinde kurşun kalemle böyle çizilmiş bir Afrika haritası. Altında Nahl suresi 125. ayeti. Sen ey Muhammed, onlarla yani müşriklerle, kafirlerle, putperestlerle, ateşperestlerle ne derseniz deyin. Hikmetle ve güzel öğütle onlara nasihatte bulun. Ve onlarla da en güzel şekilde mücadele et ayetlerini görünce şöyle bir şey düşündü. Herhalde dedi Allah benim Afrika'ya daveti götürmemi istiyor. Sene 1982'den sonra. Sonuç 5 milyon Afrikalının hidayetine vesile olmak. Allahu Ekber. Ey Müslümanlar, biri kazanırsanız Allah milyonları bu davaya ulaştırır. Bir için hedefe kilitlenirseniz Allah binleri bu davaya hizmet ettirir. Elhamdülillah kardeşler. O yüzden biz özellikle uyandığını söyleyenler, hakikatlere karşı gözlerini açtığını söyleyen Müslümanlar, ne olur iş yerlerinizde, evlerinizde, sokaklarınızda, çarşılarda ve pazarlarda tıpkı peygamberler gibi insanları kazanmak için gayret göstermediğimiz müddetçe İslam ümmetinin uyanmasına asla vesile olamayacağız kardeşler. Uyan bu devi uyandıramayacağız. Ve ne olur unutmayın, davet peygamberlerin bize ortak bir mirasıdır. Davet bütün peygamberlerin ama. Adem aleyhisselamdan tutun Muhammed aleyhisselatu vesselama kadar gelmiş bütün elçilerin bize bıraktığı en büyük miraslardan bir tanesidir. Ve sakın şunu da unutma. Bu mirası peygamberler merhametle birlikte sana emanet etmiştir. Yani davet edenlerin, davet çalışması içinde gayret gösterenlerin en önemli vasıflarından biri, ne olur şimdi altını çiziyorum, merhametli olmak değil, çok ama çok merhametli olmaktır. Özellikle ilk insanlara, hakikatlere yüz çevirmiş, İslam'dan uzaklaşmış, gerçeğin farkında olmayan insanlara merhametli değil, çok ama çok merhametli olmaktır. Tıpkı hani dedik ya, biz bu mirası peygamberlerden aldık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabe şöyle naklediyor. Diyor ki ben peygamber aleyhissalatu vesselamın bir peygamberi tasvir edişi halen gözlerimin önündedir. O peygamber
kavmi tarafından dövülürken, kan revan içerisinde bırakılırken, bakın alemlerin Rabbi olan Allah'a şöyle sesleniyordu. Ey Rabbim, kavmimi bağışla, onları affet, onlara merhamet et. Zira onlar bilmiyorlar. Allahu Akbar. Merhameti gördünüz mü aziz dostlar? Hangimize fıska vuruldu? Hangimiz hakikatleri ishar ettiğimizden dolayı sokağımızdan kovulduk? İnsanlar bizi taşladılar. Vücutlarımızdan kan gelecek derecede bizi dövdüler. Bunları yapmamalarına rağmen dikkat edin aziz dostlar. Hakka karşı sırt çevirmiş olanları ya dillerimizle yaralıyoruz ya da gözlerimizle yere seriyoruz arkadaşlar. Merhamet nerede bizde aziz dostlar? Hatırla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Peygamber aleyhissalatu vesselam Taif'e gittiğinde davetinde en zor karşılaştığı bir hususla karşı karşıya geldi. O da ne? Deliler ve çocuklar tarafından taşlanmak. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Muhammed, onu muhatap olarak inen ayet. Ey Muhammed, sen yeryüzüne, bütün alemlere, sadece insanlara değil, hayvanlara varıncaya kadar bütün alemlere merhamet olmak, rahmet olmak için indirilmiş bir peygambersin denilmesine, mührü vurulmasına rağmen Taif halkı tarafından, liderleri değil, asilleri değil, delileri ve çocukları tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşlandı. Hem de öyle bir hale getirildi ki yanındaki Zeyd'le beraber vücudunun her tarafı kanlar içerisinde kaldı. Bu zulüm yaşanırken bir anda göğün kapısı açıldı. Allah, kahhar olan Allah, cabbar olan Allah, aziz olan Allah göğün kapısını açtı. Yeryüzüne ilk defa inen bir melekle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu haberi gönderdi. İste şu an şu Taif dağını şu kavmin içerisinde öldüreyim. Allahu Ekber. Bu dağı onların üzerinde paramparça edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meleğe değil. Dikkat edin şimdi. Meleğe değil. O elçiydi. Görevini yaptı. Alemlerin Rabbi olan Allah'a şöyle sesini ulaştırdı. Dedi ki Allah'ım, sen benden razıysan, bu başıma gelen musibet, sıkıntı, beni taşlamaları, bana küfretmeleri, tükürmeleri, beni kan revan içinde bırakmaları, benden dolayı değilse, benim hatalarımdan dolayı değilse, benim aymazlığımdan dolayı değilse, Allah'ım ben senin bana yapmış olduğun bu kadere razıyım dedi Resulullah Aleyhisselam. Sonra da döndü dedi ki bu topluluğun içerisinde küfreden, Resulullah taşlayan, kan içerisinde bırakan bu topluluğun içerisinden bir gün iman edeceklerin müjdesini verdi ve onları bağışladı aziz dostum. Hangimizi yaraladılar? Hangimize laf söylediler? İnsanlar aman ha bu sakallılarla yanında durmayalım. Bu adamlar tehlikelidir. Elleri kuvvetlidir. Hemen yüzlerce insan koşar deyip vallahi bizden kaçarlarken halen kem gözlerle, yaralayan dillerle öyle sert bakışlarla onlara muamelede bulunmaktayız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cahil olan bir kavme merhameti nerede? Bizim merhametimiz nerede aziz dostum? Hatırla Mekke dönemini. Mekke o kadar isyan etmişti ki, Mekke o kadar büyük bir kibre kapılmıştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ona iman edenleri yeryüzü coğrafyasından silmek için büyük bir gururun, kibrin içine girmişlerdi. Peki 20 yıl sonra ne oldu? 20 yıl sonra zillet içerisinde Muhammed aleyhissalatu vesselama boyun eğdiler. Hatırlayın. Şimdi intikam alma günü değil miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mücahitlere emretse kılıçlarının keskin taraflarıyla Kureyş müşriklerini doğratmaz mıydı? Mekke'yi kan götürmez miydi? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bir araya topladı. Ve dedi ki sizinle benim aramızdaki durum Yusuf aleyhisselam ile kardeşleri arasındaki durum gibidir dedi. Allahu Ekber. Sizi de azat ediyorum dedi. Sizi salıyorum dedi. Şimdi soruyorum aziz dostum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini yaralayan, hicveden, ashabını şehit eden, esir alan, mallarına el koyan kavme olan merhameti nerede? Yahu bize selam veren, hal hatırımızı soran, yere düştüğümüzde elimizden kaldıran, yeri geldi mi belki tavırlarıyla bize nasihat eden
Ama kendilerini beğenmediğimiz insanlara karşı merhametimiz nerede? Aziz dostlar, Suudi Arabistan'da iki gözü ama olan, doğuştan ama, iki gözü ama olan bir alim yılda bir defa davet çalışması için Avrupa ülkelerine gidermiş. Yılda bir defa. Öyle senin ve benim gibi de gittiği ülkenin Müslümanlarından bankasına para yatırtılarak yapılan bir davet çalışması değil. Bir yıl boyunca parasını biriktirir, ondan sonra Avrupa ülkelerini ziyaret edermiş. Bir gün davet için Avrupa'ya gittiğinde bir Müslümanla bir haftalığına bir araç kiralıyor. Ne olur şu anlatacağım kısa, iyi dinleyin kardeşler. Bir haftalığına bir araç kiralıyor. Kendisini çağırdıkları mescide giderken bir anda, hani kendisi amadır ama Allah-u Teala demek ki işitme yeteneklerini çok geliştirmiş elhamdülillah. Bir anda ağlayan bir kadının sesini duyuyor. Şoför Müslümana yöneliyor, diyor ki bu diyor ses diyor nereden geliyor diyor. Bu ağlayan kadın diyor neyin nesidir? Diyor ki ey şeyh diyor, sen bunlara diyor aldırış etme diyor. Bunlar barlarda içip sonra da sokağın bir kenarında ağlayan diyor kadınlardan başkası değildir diyor. Anladınız mı mevzuyu şimdi kardeşler? Vallahi benim sokağımda böyle bir şey görmedim. Benim caddemde, mahallemde de böyle bir kadın görmedim. Bir kere haricinde. Ama dikkat edin bakın kardeşler. İçen, bardan çıkıp duvarın dibine sızan, feryat ederek ağlayan bir kadının sesini işiten bu alim arabayı durdurur. Kadının yanına kadar gider, başında durur, oh olsun demez. Allah'tan buldun demez. Sana kaç defa belki tebliğ ulaşmıştır demez. Sen kafir oğlu kafirsin demez. Şeytanla seni baş başa demez. Ne yapar biliyor musun aziz dostum? O Arapların üzerine giydiği böyle ince bir tülbent var ya, beyaz, uzun. Onu böyle üzerinden çıkar o ama kadın, ama adam o kadının üzerine bırakır üşümesin diye. Sonra çıkar gider. Nasihat yok, anlatmak yok, kınamak hiç yok. Ondan sonra mescide gider. Ertesi gün bakın kardeşler, ertesi gün aynı mescitte sohbet yaparken bir kadın içeri girer. Dün gece Mesih İsa'nın bana gönderdiği adam diyor hanginizdir? İsa Aleyhisselam'ın diyor bana gönderdiği adam diyor hanginiz diyor. O şeyh elini kaldırıyor diyor benim diyor. Ama diyor beni diyor İsa değil diyor aleyhisselam, Allah diyor gönderdi diyor. Sonra nasihat ediyor. Peki ne oluyor biliyor musun? O Hristiyan mıdır? Ateist midir? Allah alemlerin Rabbi olan Allah'a savaş mı açmıştır? Ben onu bilmem ama o kadın takva ve iffet elbisesini giyerek Müslümanların safların içerisine karışıyor. Elhamdülillah. Aziz dostum, insanlar iyiliklerin esiridir. Kendilerinden görülecek olan merhamete mahkum olur insanlar. İstedikleri kadar düşman gözüksünler. İstedikleri kadar size hasım kesilsinler. Göstereceğiniz dilinizle, gözünüzle, ellerinizle, hal ve hareketlerinizle göstereceğiniz merhamete esir olmak zorundadırlar her ya da geç. Şimdi bu yaşlı şeyhin, o Hristiyan kadına diyelim, ayyaş kadına merhameti nerede? Şimdi Milli Piyango safları içerisinde Eminönü Camisi'ni iki kere turlayan, sıralar içerisinde bulunan insanları kınayan, dalga geçen, aşağılayan, cehenneme odun olarak gören sen ve benim merhametim nerede be aziz dostum? Soruyorum size şimdi nerede? Ben inanıyorum bugün buraya gelirken bazı kardeşleriniz hoca yüksek ihtimal yılbaşı gecesini kutlayanlara iyi bir giydirecek diyeceksiniz ama vallahi ben onlara değil kendime giydireceğim lafı. İnsana sormazlar mı be aziz dostum? Yahu 364 gün neredesin be kardeşim? O Müslüman olduğunu söyleyenler, kendini İslam'a nispet edenler, yeri geldi mi cuma namazları kılanlar, Mevlüt'ün birinden çıkıp birine koşan kadınlar, o Milli Piyango sınırlarını içerisine girerken 364 gün boyunca sen neredeydin? O kınadın, dalga geçtin, hakaret ettin, merhamet göstermeyi bırak, cehennem kapılarını kendine gösterdiğin o erkek ve kadınlar 364 gün boyunca içki içiyordu, zina ediyordu.
Allah'ın ve Resulünün tersine işler yapıyorlardı. Sen kalbini yumuşatmak için mescitlere koşarken o altılı oynamak için ganyan bayilerine gidiyordu. Sen Müslümanlarla beraber saf tutmak için mescitlere koşarken o heva ve heveslerini tatmin etmek için meyhanelere koşuyordu. O gün onları Kur'an'la buluşturmak için. O gün onları Resulullah aleyhissalatu vesselam ile tanıştırmak için gayret göstermedin de onlara merhamet etmedin de 364 günün sonunda 365. günün sabahında koştun Allah'ın kitabına. İçki ve kumarla alakalı ne kadar ayet varsa hepsini araştırdın. Koştun Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerini anlatan kitaplara, mecmualara, bir kavme benzeyenleri kınayan hadisleri bir araya topladın. Alimlerin fetvalarını bir araya getirdin. Yetmedi. Onları bir güzel de resmettin, süsledin. Sonra ne yaptın biliyor musun? Şu zımbırtı var ya. Özür dilerim, amiyane ifadeler kullanıyorum. Ben bu sokak çocuğuyumdur. Ben sokak adamıyımdır. Ben davetçi değilim. Ben alim değilim. Ben hatip iş değilim. Böyle şeyler anlamam. Ama ben dertli bir adamım. 364 gün boyunca burada hanımının fotoğraflarını koydun, duruma ekledin, hanımızla gezdiğin mağazaların durumlara koydun. 364 gün boyunca kadın kardeşlerim yapmış oldukları kekleri servis ettiler WhatsApp durumlarında. Müslüman erkekler aldıkları arabaların civatalarına kadar WhatsApp profillerine koydular. Yarım 364 gün boyunca ayet koymadın, hadis koymadın. 365 gün sonra onların Müslüman olduğunu mu hatırlatmak istiyorsun? Bu mu senin merhametin? Bu mu Allah rızası için İslam ümmetini ayağa kalkmak için mücadele etmen? Soruyorum aziz dostum, konuş, susma. 364 gün boyunca Facebook'unda abuk subuk videolar koydun. Twitter sayfalarında işe yaramaz haberlerle doldurdun, bizi meşgul ettin. Ne olur şimdi beni kınama kardeşim kızdığımdan dolayı. Ben keşke becerebilsem, keşke yapabilsem, senin gibi o Photoshop denilen programlara hakim olsam ne yaparım biliyor musunuz? Ey Müslümanlar, 364 gün boyunca insanları uyarmadığınızdan dolayı cehennemle Allah seni tehdit ediyor ayetini koymak isterdim. Bırak bir gün boyunca Yahudi ve Hristiyanlar gibi 364 gün yaşayıp bir gününde onlar gibi yaşayanları cehennemle tehdit edeceğinize, aşağılayacağınıza, kınayacağınıza. Ne olur kendimize çekidüzen verelim Müslümanlar. Aynı ayetleri kendimize söyleyelim. Kendimiz için paylaşalım o resimleri. Ben bunun düşmanı mıyım? Ben bundan da bahsetmiyorum. Ama bir hakikati söylemek istiyorum Müslümanlar. Benim anam da, benim babam da, senin kardeşin de, senin dostun da, senin amcan da, senin deden de uyuyanların içerisinde yer alırken ya bir hacıya sahip olalım, bir derde sahip olalım. Benim vallahi derdim budur. Benim sadece kinlenmem, öfkelenmem kendimedir. Tembelliğimedir, aymazlığımadır, ukalalımadır. 364 gün boyunca susup, merhamet etmeyip, kaba saba davranıp, yeri geldi mi hakaret edip, alay edip, 365. gün sabahında, hadi be kardeşim, şimdi muhalefet et. Ne yapayım abi? Milli piyango alma. Tamam, eyvallah. İçki içme, ona da eyvallah. Çerez de alma, eyvallah. Yenge hanıma da söyle hindi pişirmesin, bunu da kabul. Ya bir de televizyon seyretmesen 10 numara olur. E tamam. Abi 366. gün ne olacak? Adam yine zinaya gidecek. Sen ses çıkartmayacaksın. Sen mescide koşacaksın. O kumarhaneye gidecek. Sen karşısında dikilmeyeceksin. Ya ondan sonra da diyeceksin ki ya elhamdülillah be. Ya bu pazar var ya çok büyük bir icraat yaptık ya. Allah yolunda cihad ettik diyeceğiz. Utanmayacak mısın kardeşim? Yarın saat 3'te davet standı açacağız. Biz açacağız ha. Asla kardeşlerim bana kızmasınlar. Onları buna teşvik eden de benim. Şimdi bütün gün boyunca düşünüyorum ve utanıyorum. Soruyorum davet komisyonundaki kardeşlere. Soruyorum nefsime. Sizi yönlendiren bir birey olarak ben kendime soruyorum. Yahu ben sizi 364 gün bu sokakların içine niye dikmedim? Neden sokakları karış karış dolaşmadık? 365'in sabahında şimdi diyoruz ki davet standı açacağız. Utanıyorum.
Gelmeyeceğim. Bulunmayacağım. Utanıyorum. Kimden utanıyorum? Babamdan utanıyorum. Namaz kılmayan babamdan utanıyorum. Namaz kılmayan babamdan utanıyorum. 365 gün boyunca lal bir şekilde karşısında durduğum babamdan utanıyorum. Teyzelerimden utanıyorum. Onların kızlarından utanıyorum. Sokağımın başındaki evden utanıyorum. Alt komşumdan utanıyorum. 364 gün boyunca sustum, sustum, gitmedim, ziline basmadım. 365. gün sabahında saat 3'te Altın Tepsi Mahallesi'nde Şairbaki Sokak'ta bir stand. Utanıyorum. Ben utanıyorum. Vallahi utanıyorum. İslam ümmeti böyle dirilmez arkadaş ya. Uyan bir dev böyle ayağa kalkmaz. Kalkamayacak. Ne benim elimle kalkacak, ne senin elinle böyle giderse kalkacak. Bunun bir formülü var arkadaşlar. Yakaları silkeceğiz. Yakaları silkeceğiz. Ondan sonra birbirimize gaddar olalım. Birbirimize öfkelenelim. Birbirimizi harekete geçirmek için birbirimizi yıpratalım. Ama ne olur şu diller var ya. Şu dilleri hakikatlere sırt çevirmiş olanlara asla keskin bir kılıç olarak kullanmayalım. Ya sen cehennemlik odun adamsın ama çok özür dilerim amiyane ifadem olacak ama. Cehenneme odun bir adamsın ama bir anlatayım bakalım belki düzelirsin dercesine ona yaklaşırsan vallahi daveti baştan kaybetmişsin. Şu sokakta yürüyenler bizim kızlarımız abi. Bizim çocuklarımız. Metrolarda karşılaştığınız gençler benim çocuklarım, senin çocukların. 70 yaşlarına rağmen halen top sakal bırakanlar, abuk subuk hareketler yapanlar, benim amcam, benim dedem, benim büyüğüm. Hiçbiri dışarıdan gelmedi, gökten zembille inmedi aziz dostum. Yüzyıllar boyunca uygulanan bir projenin ürününü şu an görüyoruz. Uyutulan bu ümmeti, narkoz verilmiş bu ümmeti, o anne cılızlığıyla asla ayağa kaldıramayacağız dostlar. Başaramayacağız. Ama biz el ele verirsek, sokak sokak dolaşırsak, birbirimizi rahatsız edersek, bakın önce birbirimizi rahatsız edeceğiz. Birbirimizi uyandıracağız kardeşim. Tembelliğimizi uyandıracağız. Kalkın kardeşim ya. Burada isimler vermek istemiyorum. Burada isimlerle konuşmak istemiyorum. Birileri ne olur uyansın. Yanındaki arkadaşı, kardeşi şu an bonzayı içiyor. Adam halen yurt dışında gezmenin peşinde. Uyan. İslam ümmeti Bangladeş'ten ibaret değil. Onların içinde bulunduğu muzdaripliği giderecek çok adam var. Ama senin kardeşinin durumunu düzeltecek adam yok. Ben yapamıyorum işte. Sen gitmeyeceksin. Burada duracaksın. Çalışacaksın. Çabalayacaksın. İşinize verdiğiniz emek kadar İslam'a emek vereceğiz. Ailemizi sahiplendiğimiz kadar insanları sahipleneceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok kardeşim. Asla bir alternatifi yok. Neyse. Abi 100 yıl önce dedelerimizin karşılarına dikildiler. 150 yıl önce dikildiler, sizi bu hale getireceğiz dediler. Belki onlar güldüler. Dediler yapamazsınız. Yapamayacaksınız. Ama bir şey gerçekleşti. Peki ben size soruyorum şimdi bizde onlar kadar cesaret var mı ya? 600 yıl boyunca İslam alemine yön vermiş, Müslümanlara hizmet etmiş, Müslümanların önünde bir set olmuş, koca Osmanlı Devleti'nin karşısına dikilip biz sizi 100 yıl sonra hadım edeceğiz, bu hale getireceğiz dediler, başardılar. Peki siz de onların torunları olarak küfrün karşısına dikilerek biz 100 yıl sonra da sizin hilelerinizi ortadan kaldıracağız. Kızlarımız iffetli olacak. Erkeklerimiz salih olacak. Bundan sonra çocuklarımız takva elbisesine bürünecek. Diyecek cesaret var mı sende bende? Yok arkadaş yok. Onlar kadar bile cesaretli değiliz. Onlar kadar bile cesaretli değiliz. Bakın bir şey okuyacağım kardeşler. Özellikle rahat yatakları üzerinden davet çalışması yapmak isteyenler. İslam ümmetini şu deri koltukta uyandırmaya çalışanlar. Bakın. Şunla İslam ümmetinin kalkacağını, şu deri koltukta oturarak İslam ümmetini ayağa kaldıracağını söyleyen sen ve bana. Bakın bir Hristiyan misyoneri ne yazmış. Ne olur dinle.
Diyor ki Madrid'te misyonerlik okulunu ziyaret eden bir Müslüman Madrid misyonerlik okulunun duvarında şu tabelayla karşılaşıyor. Diyor ki ey genç misyoner, tabelada yazanı söylüyorum. Ey genç misyoner, biz seni şöhretli bir vazifeyi tayin edip güzel bir eve, yumuşak bir yatağa ve zenginliğe davet etmiyoruz. Misyonerlik işinde yorgunluk ve hastalıktan başka bir şey bulamayacağını sana söylüyoruz. Sana bütün takdim edeceğimiz şey ilim, ekmek, sert bir yatak, mütevazi bir barakadan başka bir şey değildir. Bütün mükafatını ölüm sana geldiği zaman Allah katında bulacaksın. Mesih'in yolunda olduğun müddetçe mutluların arasında yer alacaksın sözü bir İslam aliminin sözü değildir kardeşler. Davetin imamı olan Hasan el-Benna'nın sözü de değildir. Bir Hristiyan misyonerin, belki o misyonerlerin önünde yürüyen bir hocanın, bir hatibin sözüdür. Biz şu deri koltuklar üzerinde bir ümmeti ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz. Biz rahatlığın içerisinde, şatafatlığın içerisinde, zenginliğin içerisinde bir taraftan sağ cebime para koyarsan benim de dudaklarım çalışmaya başlar diyeceğiz. Ve İslam ümmeti ayağa kalkacak. Soruyorum sana aziz dostum, Afganistan'ın çatışmalarının en derin olduğu yerlerde misyonerler karı koca olarak doktor şekilde mücahitlerin yanında cirit atıyorlar. Hiç korkular yok. Korkmuyorlar. Ne yapıyorlar peki? Müslüman erkeklerin çadırlarına, yaralıların çadırlarına girerek, çok özür dilerim ha, yanlış anlamayın kardeşler, porno dergilerini sokuyorlar. Yaralı Müslümanların avret yerlerine dokunarak tahrik ediyorlar. Adama bak aziz dostum, kafasını vermeye gitmiş oraya. Kellesi pahasına gitmiş. Halbuki milyon dolarlar kazanır Avrupa ülkelerinde. Değil mi? Ama diyor ki biz sana kuru bir ekmek, sert bir yatak ve boş bir barakadan başka bir şey vaat etmiyoruz. Adam Çeçenistan'da, adam Afganistan'da, adam Irak'ta, adam Suriye'de, adam Türkiye'de, doğu bölgelerinde. Sen vakfın en güzel yerinde bana bir oda vermezsen vallahi ben kendime gelemem diyeceksin. Şu Kıtırık Derneği'nin içerisinde bana bir ofis yapmazsan ben kendimi motive edemiyorum diyeceksin. Altıma bir araba, üstüme bir ev, bir palto. Başka ne istiyorsun kardeş? Hristiyan adam senin beğenmediğin doğu sokaklarında aç sefil bir şekilde, buna rağmen o doğu topraklarında Kürt kardeşlerimizi devşirirken, Hristiyan yaparken, yahu adamın adı Muhammed, adamın cenazesinde haç var boynunda. Peki neyin neticesi bu? İşte o tabela var ya, Madrid'in tabelaları. Bu onun neticesidir kardeşim. Uyuyan bir Hristiyanlık alemini böyle dirilttiler. Eğer sen halen uyuyan bir İslam alemini son model arabaların üzerinde diriltmeyi hayal ediyorsan çok hayal ederiz kardeşim. Uyumaya devam ederiz, uyuttukça da uyuturuz. Ne olur kardeşlerim, yalvarıyorum bakın, ders sahibi olalım. Bakın şu çocuklar 9 yaşında, 8 yaşında. Biri benim çocuğumdur. Aha bak orada da bir çocuk var, 5 yaşındadır en fazla. Bu abiler benden daha yaşlıdır. Onların da çocukları vardı. Soruyorum şimdi, nerede o çocuklar? Nerelerdeler? Kaç tane şehidimiz var? Kaç tanemizin evinden alim çıktı? Kaç tanemiz davası uğruna Seyyid Kutup gibi hapishanelerde işkence gördü? Kaç tane soruyorum aziz dostum? Nerede bizim ciğerlerimiz? Şu an araştırsak kimisi bir bonzai içerken köşede, kimisi barlarda, pavyonlarda, kızlarımız gece 2'de eve gelmekte ve bunu da modernizm çatısı altında yapmakta. Soruyorum babi, ne olur başını kaldır. Nerede bizim çocuklarımız? Her birini kaybedeceğiz her geçen gün. Gidecekler. Suriye'de ölen ben çocuğa ağlamıyorum. Babasının içi yandı, eyvallah. Kopan bacak, eyvallah. Çok zordur. Arakan'da açlıktan ölen bir çocuğa ağlayamıyorum. Ama şu sokakların içerisinde obazit olmuş çocuklarımız, en güzel kıyafetler içerisinde Allah'a ve Resulüne düşman olduğunu görünce işim paramparça oluyor.
Ağlayan çocuk cennete gitti zaten ya. Açlıktan ölen çocuk cennete gitti. Zaten babasını onu soruyor da, baba diyor, cennete gidersen bize ekmek var mı? Yahu benim çocuğum da soruyor, baba cennete gidersek tablet var mı? Aramızdaki farka bak kardeşim. Şimdi düşünsene. Ne olur dertlenelim aziz dostlar. Bu ataleti üzerimizden atalım. Şu tembelliği üzerimizden silkeleyelim. Ne yapalım, her birimiz sokaklara çıkıp bağıralım mı? Bunu kastetmiyorum. Bugün birlik günüdür, beraberlik günüdür. Bugün merhametlerin birleştirilip insanlara takdim edileceği bir gündür. Hazreti Ali radıyallahu anh öyle diyor. İnsanların kalpleri diyor vahşidir. Aynı vahşi bir hayvan gibidir. Kim diyor uysallaştırırsa insanlar ona gider. Allahu Ekber, öyledir vallahi. Kalpler vahşi bir hayvan gibidir. Pençeleri vardır. Vuruşları serttir. Ama kim onları uysallaştırırsa, sakinleştirirse insanlar her ya da geç bir gün onların adımlarını takip edecekler. Ne olur aziz dostlar. Şu sübyanlara, belki bunlardan sonra gelecek olanlara hayırlı bir zemin hazırlamak için mücadele ederim. Şu boş ihtilafları bırakın ne olur ya. İnsanlar birbirini beğenmiyor. Müslümanlar birbirini beğenmiyor. Bırakın şu içinizdeki kibirleri. Şan ve şöhreti terk edin kardeşim. Bugün birlik günüdür, beraberlik günüdür. Beraber olmanın günüdür. İhtilaflar, en basit ihtilaflarla ayrışmaları terk etmenin günüdür bugün. Bugün küfür her geçen gün kazanırken biz kaybetmekteysek, o zaman kardeşler ne olur bazı şeyleri sorgulayalım. Ne olur bunlar için gayret gösterelim. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, kim bir kişinin hidayetine vesile olursa, yani kimin eliyle hidayet ona ulaşırsa. Şimdi hep bu hadis değerlendirilirken şöyle diyor. Abi ben konuşamıyorum ki. Ya vallahi çok kitap okuyorum ama aklımda tutamıyorum. Mesele bu değil ki. İsa abi çalışmış olduğu atölyede bulunan gencin kulağından tutacak. Diyecek ki benim gücüm buna yetiyor. Öyle mi Özcan abi? Benim gücüm diyor buna yetiyor. Ben bunu yaparım. Bak ben onu yapamam işte. Ha buraya oturacaksın. Ha bu sakallı adamı dinleyeceksin diyecek. Kim böyle bir insanın hidayetine vesile olursa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dünya ve dünyalıklardan diyor daha hayırlıdır diyor bu iş. Allahu Ekber. Dünya ve dünyalıklardan daha hayırlıdır. Bir tane alim şöyle soruyor. Diyor ki ey kardeşim diyor, bu dünyada diyor Kabe var mıdır diye. Vardır diyor. Kudüs var mıdır? Vardır diyor. Mescid-i Nebevi var mıdır? Vardır diyor. Peki bunlar mübarek kılınmış beldeler mi? Vardır diyor. Eğer sen bir insanın hidayetine vesile olarsan o mübarek beldelerden daha mübarek bir iş yapmış olursun. Bir kişinin kazanmak, inşa etmek Kabe inşa etmekten daha önemlidir kardeşim. Bir insanı kazanmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle kızıl develerden daha hayırlıdır. Halen bu durumu kınayacak mısın? Yetersiz mi göreceksin? Sen bir kişiyi kazan, diğer kardeşim bir kişiyi kazansın. İhtilafa düşmeyelim, bir araya gelelim. Birlik ve beraberlik içinde yolumuzu aldığımız müddetçe İslam ümmetinin önünde kim yürüyebilir be aziz dostum? Öyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim birinin hidayetine vesile olursa, kimin hayır işlemesine sebep olursa, onun yapmış olduklarından aldığı mükafatın aynısı ona da vardır. Düşünsene şimdi güzel kardeşim. Sen fabrikada çalışacaksın, atölyede çalışacaksın, şu sokakları temizleyeceksin, diğer abim markette su taşıyacak, yağları taşıyacak, gündüzün vaktinde Allah-u Teala senin amel defterine zikredenlerin ecrini verecek, davet edenlerin ecrini verecek, cihad edenlerin ecrini verecek, ağlayanların ecrini verecek, kan dökenlerin ecrini verecek, ter dökenlerin ecrini verecek, dert sahiplerinin ecrini verecek, infak edenlerin ecrini verecek. Soruyorum ya, böyle bir lütuf ki nerede var ya? Böyle bir nimet nerede var aziz dostum? Hanımınız evde sizin için yemek hazırlayacak. Allah ilim öğrenenlerin ecrini hanımınızın hanesine yazacak. Nasıl oluyor bu? Çünkü affedersiniz, o sokağın içerisinde bir tane sümüklü bir kız çocuğu vardı ya. Onu elinden tuttun, onu terbiye ettin. Onu böyle salihaların içine soktun. O artık serpildi. Sonra meyve veren bir ağaca dönüştü. Vallahi o kızcağız ne yaparsa o kızı kazanan kadına o ecir vardır. Ne yaparsa ama. Konuşsun ecir vardır.
Hayır anlatsın ecir vardır. Zikretsin ecir vardır. Ne amel yaparsa yapsın, sen yapamadığın şeylerin mükafatını kıyamet gününde göreceksin. Ya bundan daha bereketli bir iş var mı aziz dostum ya? Bundan daha büyük bir iş var mı size söylerim aziz dostum. Kıldığınız namazınız sizin seccadenizin oranı kadarıdır. Verdiğiniz sadakanın miktarı kadar ecir alırsınız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir insanın uyanmasına vesile olan onun yaptığı bütün hayırlardan istifade eder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne olur aziz dostlar. Zaman, tembellik, neme lazımcılık yapılacak bir zaman değildir. Zaman, birbirimize sırt çevireceğimiz bir zaman değildir. Zaman, küseceğimiz bir zaman değildir. Zaman, malayani işlerle uğraşacağımız bir zaman değildir. İşimiz çok büyük. Uyuyan bir devi uyandırmak için yola çıkacağız. Bunu Allah bizden istiyor. Ve onu yaparken de çok kuvvetli bir merhamete sahip olacağız. Tıpkı bir davetçinin ifade buyurduğu gibi, orada bitiriyorum inşallah. Diyor ki davetçinin diyor kalbi çok yataklı bir hastane gibidir diyor. Allahu Ekber. Çok yataklı hastane gibidir. O hastanenin içerisinde her türlü bölüm vardır. Cerrahi oradadır, dahiliye oradadır, kadın doğum oradadır, acil bölüm oradadır. Her birini kuşatan bir kalbe sahip olmak zorundayız. Sonra bir tanesi de şöyle söylüyor. Diyor ki davetçinin diyor kalbi İslam devleti gibi olmak zorundadır diyor. Orada Yahudiler de vardır, Hristiyanlar da vardır. İslam'a cizye ödeyerek dinlerine devam eden putperestler de vardır. Orada Müslümanlar da vardır. Mümin erkek, mümin kadınlar da vardır. Müminlerin zayıfları da vardır. İslam devletinin sınırları çok geniş bir karaktere sahiptir. Peki senin ve benim yüreğim böyle bir karaktere sahip mi? Senin ve benim yüreğim bu genişliğe sahip mi? Allah-u Teala bunu dert etmeyi bizlere nasip etsin. Geceniz mübarek olsun inşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam başarının sadece rıfkta olduğunu söylüyor. Nezakette, merhamette olduğunu söylüyor. Rıfk ehline, nezaket ehline, merhamet ehline katı kalplilerden daha fazla yardım edeceğini söylüyor. Allah subhanahu ve teala'nın. Allah-u Teala merhameti elde etmeyi bizlere nasip etsin. Birleri, onları, yüzleri, binleri, milyonların biz hedefindeyiz. Ama birlerle kapıyı açacağız. Allah-u Teala milyonları ayaklarımıza kadar getireceğiz. Bana mı? Ben burada kendimi kastetmiyorum. İslam ümmetini kastediyorum. Ben yokum ki. O ümmetin içinde ben bir nokta bile değilim. Ne olur sözlerimi kendi adıma anlamayın. İslam ümmetinin ayaklarına kadar yürütecek Allah. Biz de o günleri dört gözle bekliyoruz. Allah-u Teala gecenizi mübarek eylesin. Şu an İslam beldelerinde ne kadar tarumar edilen evlerimiz, camilerimiz, mescitlerimiz, yetimhanelerimiz, medreselerimiz varsa Allah-u Teala en kısa zamanda imar etmeyi, ne kadar kırılan kalp varsa, üzülen bir yürek varsa onları tedavi etmeyi, ne kadar gasp edilen beldeler varsa, ne kadar işgal edilen sınırlar varsa orayı tekrar kurtarmayı, ne kadar şeytan ve dostlarına kaptırdığımız kardeşlerimiz varsa, ha bunu da ne olur altını çizerek söylüyorum. Dün sakallı kardeşleriniz vardı. Doğru mu amca? Allah rızası için konuş. Mescitlerden bir bir kaybettik çoğunu. Neredeler? Ya işte karıya kıza takıldı gitti, işi parayı elde etti. Kınıyoruz değil mi? Ya ben kendimden utanıyorum. Nerede bu adamlar? Nasıl kaybettik biz bu adamları? Dün bizim kızlarımız vardı. Bize bakmaktan utanırlardı, başlarını eğirlerdi. Nerede bu kızlarımız? Soruyorum ya. Kimlere kaptırdık? Allah-u Teala onları tekrar kazanmayı bizlere nasip etsin. Vallahi bu kızlar şu an sokakta bulunan erkekler ve kızlar birilerinin kızları ve erkekleri değil. Senin ve benim kızlarımız ve erkeklerimiz. Bu ümmetin bir bireyler, hücreleriler. Bizden onlar. Biz amellerinin düşmanı olalım. Onların düşmanı olmayalım. Bedenlerinin düşmanı olmayalım. Zihinlerindeki tarumarı çözmek için uğraşalım. Değilse onların şahsiyetlerini zedeleyecek işlerin peşine koşmayalım. Allah-u Teala tekrar onları kazanmayı bizlere nasip etsin. Özellikle şeytana ve dostlarına esir olan mümin erkek ve mümin kadınları kurtarmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Allah-u Teala kendimizi kurtarmayı, kurtulanlardan olmayı, uyananlardan olmayı bizlere nasip etsin. Geceniz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.